Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Temmuz Çarşamba ABD Saratoga Hipodromu'ndaki Altılı Ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. 7 koşulluk bir program var. Her zaman yaptığım gibi yurt dışı bahisçilerin bugünkü koşullara ait seçimlerini vereyim. Andy Serling'in seçimleri. Race 2 7'li Plase'nin ilk ayağı. Race 3 Altılı Ganyan'ın ilk ayağı. Race 8 de Altılı Ganyan'ın son ayağını oluşturuyor. Aynı şekilde Anthony Stable'ın yorumları da burada. Bu web sitesini, ekranda gördüğünüz web sitesini videonun sonunda yorumlar kısmına ekliyorum. İlgilenen arkadaş oradan daha detaylı bir şekilde faydalanabilir. Altılı Ganyan ikinci koşuyla başlıyor. New York Stallion Series Stakes ile başlıyor. 3 yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir koşu. Koşuda 9 isim start alıyor. Burada koşuya gittiğimizde koşu 150 bin dolarlık bir stakes koşu. 4 numaralı Ocala Dream Junior Alvarado ile start alıyor. Son startında 1400 metre çim pistte 19 Haziran'da bir Black Type koşu 150 bin dolarlık bir boy farkla aynı jokey ile kazanıyor. Dolayısıyla günün ilk ayağında da favori çıkacaktır Ocala Dream Junior Alvarado ile. Aynı koşuda ikinci olan Step Dancer var. Diğer isimlere baktığımızda 6 numaralı Step Dancer Ocala Dream'in kazandığı koşuda favoriymiş. Ancak ikinci olmuş bir boy farkla. Ve yine aynı koşuda üçüncü olan Baraj var. 8 numaralı Brad Ortiz Jr. ile start alacak olan bu üç isim bu ayakta yeterli olur gibi gözüküyor. Geldik bir sonraki ayağa, ikinci ayağa. İkinci ayakta bir maiden koşu gözüküyor ama maiden değil bu koşu bildiğim kadarıyla. Koşuda 9 isim start alacak. 6 numaralı Kuasar'la başlayacağım. Biraz karışık koşu, atlar biraz dengesiz. 25 binlik bir satış koşu, 45 bin lira toplam ikramiyesi olan bir koşu. Öne çıkan bir isim yok daha doğrusu. 6 numaralı Kuasar, Rat Ortiz Junior ile start alıyor. 1300 metre kum pistteki son iki startında. Belmont Park'ta 21 Mayıs ve 26 Haziran'da her ikisinde de ikinci olan bir isim. Son startında da boyun farkıyla bir ikinciliği var. 6 numaralı Kuasar'ın. Daha sonra 2 numaralı Hollywood Gina, David Cohen ile start alıyor. O da son startında çıkışta kapaklara çarpmış. Ondan önceki startında da güzel bir koşu çıkarmış. 40 binlik maiden satış koşusunda 1200 metre kum pistteki koşuyu 9,5 boy farkla kazanmış bir isim. 2 numaralı Hollywood Gina. 3 numaralı Alpine Queen. O da son startında 40 binlik bir maiden koşuyu bir boy farkla yaklaşık Louis Saez ile kazanmış. 1.44.81 derecesiyle 1700 metre çimden kuma alınan bir yarış. O 4 Temmuz'da Belmont Park'ta. 7 numaralı East Wing Eric Kensel'la start alacak olan bir isim. Bugünkü koşu istinaden üst grup koşulardan şuraya geliyor. 1 numaralı Casilda 40 Tales Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. O da son startında tökezlemiş. Dokuzunculuğu oradan geliyor. Ondan önceki maiden koşuyu, satış koşusunu 25 binliği kazanıyor. 1200 metre kum pistte 1.12.39 derecesiyle. İki isim daha var burada tuttuğum isimler arasında. 5 numaralı Miss Alex, Javier Castellano ile start alıyor. O da son startında bir maiden koşuyu kazanmış. 30 binlik 1400 metre kum pistte 1.26.31 derecesiyle 2,5 boyla. Son olarak da burada 9 numaralı Air Cavalry var. Jose Ortiz ile start alacak olan bir önceki startını yaklaşık 10 boy farklı kazanıyor. 1300 metre kum pistte 1.19.39 derecesiyle son startında da 40 binlik bir satış koşusunda 1100 metre çimden kuma alınan yarışta burun farkıyla ikinci olan bir isim. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında yer vereceğim son isim. Geldik Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağına bir maiden koşu. 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alıyor. Koşuda 14 isim start alacak. Burada da 3 isme yer vereceğiz arkadaşlar. 3 numaralı Timbuktu ilk planda yer vermek istediğim isim. 85 bin dolarlık üst grup bir maiden koşu. 3 numaralı Timbuktu. Mooning yavrusu. Louis Saez'de start alıyor. İlk yer vermek istediğim Tay. 8 numaralı Regal Empire. Tyler Gaffalone ile o da ilk kez start alacak. Michael Maker Antrenstik'in Lemon Dropkick yavrusu ve son olarak da burada Manuel Franco ile start alacak olan Row Carruage
Altılı Ganyan 3. ayağındaki önereceğim son isim. Geldik Altılı Ganyan'ın 4. ayağına. Bir maiden koşu yine. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1800 metre kum pistte. Koşuda 9 isim start alıyor. Burada da 3 isme yer vereceğiz arkadaşlar. 6 numaralı Cody's Wish ilk yer vermek istediğim isim. Koşuya baktığımızda koşu 100 bin dolarlık bir maiden koşu. Üst grup bir maiden koşu. 6 numaralı Cody's Wish 84 handikap puanı var. Bir 90 binlik bir maiden koşuda kariyerinin tek startında 1400 metre kum pistte bir üçüncülüğü olan bir isim. William Mott'un antren ettiği bir isim. Daha sonra 2 numaralı Absolute Courage Jose Ortiz'de start alıyor. O da son startında 90 binlik bir 1600 metre kum pistteki bir maiden koşuda ikinciliği var. Son olarak da burada 9 numaralı Beatbox Xavier Castellano'yla yer verdiğim son safkan Altılı Ganyan'ın 4. ayağında. Altılı Ganyan'ın 5. ayağına geldik. Bir şartlı koşu. 3 yukarı diş İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte. Koşuda 9 isim start alıyor. Ben burada 6 numaralı Tamahir var. Chad Brown'un antrenör ettiği bir isim. Bunu tek olarak önereceğim. An itibariyle %33 AGF oranına ulaşmış bir isim. Koşuya baktığımızda koşu 100 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. 110 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. 6 numaralı Tamahire Fransa'dan geldikten sonra Amerika'da iki tanesi geçen sene, iki tanesi bu sene olmak üzere 4 koşuda start almış. Amerika'daki ilk startı bir grup 2 koşu. Sonraki koşuları da son 3 tanesi grup 1 tamamı çim pistte. Bir önceki startında da 1700 metre çim pistteki Inland Park podyumunda 10 Nisan'da 300 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 1 koşuda ikinciliği var. Dolayısıyla bu grupta öne çıkıyor. Ben de tek tutuyorum. İnşallah güzel koşup gelir. Son ayak günün en karışık koşusu 15 isim start alacak gözüküyor. 1100 metre çim pistte 3 yukarı İngilizlere mahsus bir şartlı koşu. 4 numaralı Yes and Yes ile başlayacağım. Koşuya gittiğimizde koşu 103 bin dolarlık bir şartlı koşu, üst grup bir şartlı koşu. 4 numaralı Yes and Yes son startında 92 binlik bir şartlı koşuda yarım boy farkla ikinci olmuş. 11 Temmuz'da 1400 metre çim pistte. Aynı koşuda üçüncü olan Big Package var. Hemen üstünde yer alıyor. 3 numaralı Big Package. Yesen ikinci olduğu koştu. Üçüncü olduğu üst grup bir koşu. 1400 metre çim pistte. Daha sonra 2 numaralı Colton Quint. Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim. 7 numaralı Noble Emotion. Jose Ortiz ile start alacak. Son startında bir 45 binlik şartlı satış koşusunu aynı jokeyle ile kazanıyor. 1200 metre çim pistte 1.08.34 derecesiyle. 6 numaralı Gypsy King, Joao Rosario ile start alacak olan bir isim. Son iki startı Black Tap ve Grup 3 koşularda Gypsy King 290 gün sonra start alıyor. 5 numaralı Bay George, Manuel Franco ile start alacak. Intomis çift yavrusu. O da üst grup koşularda son startında bir dördüncülüğü var 1200 metre çim pistte. 10 numaralı United and Resolute var. Louis Saez'de start alacak olan bir isim. O da son 3 startı 3 grup koşular. Black Type Listed ve Stakes koşu. Son koşuda da Stakes koşuda ikinciliği var. 1100 metre çim pistte 60 bin dolarlık bir Stakes koşu. Son olarak da 11 numaralı King James Tiger Gaffalone ile start alacak olan bir isim. 1200 metre çim pistteki kariyerindeki son startını 24 Temmuz'da boyun farkıyla kazanmış 1.09.27 derecesiyle Altılı Ganyan'ın son ayağında yer vereceğim son isim. Geldik Yedili Plase'nin ilk ayağına. 6 isim start almasına rağmen biraz zor bir koşu gibi gözüküyor. Yedili Plase'nin ilk ayağı 1200 metre kum pistte 3 yukarı İngilizlere mahsus bir satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 40 bin dolarlık bir satış koşusu. 66 bin dolar toplam ikramiyeli bir koşu. İki isme yer vereceğim burada. 2 numaralı Yodel EA Who
Louis Hayes'le start alacak olan bir isim son 3 startında da hatta 4 startında oldukça 3 grup koşularda start almış. 100 binlik bir koşu, 150 binlik bir grup 3 koşu, 80 binlik bir koşu. Üçünde tabelada yer bulmuş bir isim. Yodel Iehu 2 numaralı. Bir de 5 numaralı düzeltiyorum. 4 numaralı Rocking the Boat var. Rod Ortiz Jr. ile start alacak olan bir isim. O da son startında 35 bin, 40 bin ve 50 binlik satış koşularında start almış son 3 startında. Birini kazanmış, diğerinde ikinci, diğerinde üçüncü olmuş. Ön sıralarda yer alacağını değerlendirdiğim bir isim. Geldik altılı ganyan şablonuna. Altılı ganyan şablondan önce bu web sitesi çoğu arkadaşımın bildiğini sanıyorum. www.x1racing.com bu web sitesine gidip sağ üst köşeden Türk bayrağını seçmek suretiyle her türlü Türkçe menüde her türlü bilgilere ulaşabilirsiniz. PDF'e az önce üzerinde izah ediyor olduğum PDF'e ulaşabilirsiniz. Yarışa ait galoplar, bazı atların galoplarına ulaşabilirsiniz. Şu an izlediğiniz videoya ulaşabilirsiniz ve altılı ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Bir de atların geçmiş performanslarındaki koşularının videolarına ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sadece web sitesini ziyaret etmek, e-mail, abonelik vesaire gerektirmeyen bir site. Faydalı olacağını düşündüğüm bir site. Bir de abone değilseniz şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olursanız sevinirim. Altılı ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde sadece benim size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızda mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 4 numaralı Okada Dream, 6 numaralı Step Dancer ve 8 numaralı Baraj. İkinci ayak 6 numaralı Quasar, 2 numaralı Hollywood Gina, 3 numaralı Alpine Queen, 7 numaralı East Wing, 1 numaralı Cazilda 40 Days, 5 numaralı Misalex ve 9 numaralı Air Cavalry. Üçüncü ayak 3 numaralı Timbuktu, 8 numaralı Regal Empire ve 1 numaralı Raw Courage arasında geçer gibi gözüküyor. Dördüncü ayakta da 3 isme yer verdik. 6 numaralı Cody's Wish, 2 numaralı Absolute Courage ve 9 numaralı Beatbox. Beşinci ayakta 6 numaralı Tamahir tek olarak önereceğim isim. Son ayakta da mümkün mertebe fazla isme yer verin bütçeniz doğrultusunda. 4 numaralı Yes and Yes, 3 numaralı Big Package, 2 numaralı Colton's Command, 7 numaralı Noble Emission, 6 numaralı Gypsy King, 5 numaralı Bay George ve 10 numaralı United and Resolute ve 11 numaralı King James yer verdiğim isimler arasında. Hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyorum. Yarınki Saratoga yarışlarında görüşmek üzere. Esen kalın. Abone değilseniz, çıkmadan abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi günler.